Zeminde temizlik. Kızılcık ve karadut yetiştiriciliğinde başarılı olmak için uygun bir zemin seçimi önemlidir. İdeal olarak toprak verimli, iyi olan, asidik pH seviyesine sahip ve organik madde bakımından zengin olmalıdır. Bu bitkiler güneşli bölgelerde en iyi şekilde büyür. Bu nedenle güneş ışığına en az 6 saat maruz kalan bir yer seçmeye özen gösterin. Bitki kökleri için iyi bir temel sağlamak için zemini iyi hazırlamanız önemlidir. Önceden bitki kalıntılarını ve yabancı otları temizlemek için alanı temizleyin. Ardından, Toprağı gevşetmek ve hava dolaşımını artırmak için toprağı derin bir şekilde kazın. Toprak, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli olan su ve besin maddelerini tutmalıdır. Bu aşamada, Toprağın pH seviyesini de ölçmelisiniz. Kızılcık ve karadut bitkileri için ideal pH seviyesi genellikle 5.5 ila 6.5 arasındadır. Eğer toprak çok asidikse, kireçleme işlemi yaparak pH seviyesini dengeleyebilirsiniz. Ayrıca, zeminin drenaj kusurlarını düzeltmek de önemlidir. Eğer toprak su birikimine neden oluyorsa, drenajı iyileştirmek için toprağa kum veya organik malzeme ekleyebilirsiniz. Bu aşamada kızılcık ve kara bitkilerini nasıl dikmeniz gerektiğini de düşünmelisiniz. Bitkileri dikmek için delikler açın ve kökleri toprağa doğru eğin. Ardından toprağı sıkıştırın ve bitkileri iyi bir şekilde sulayın. Bitkilerin bazı desteklere ihtiyaç duyabileceğini unutmayın. Bu nedenle gerektiğinde güçlendirmek için tel örgü veya direkleri kullanabilirsiniz. Son olarak, bitkilerinizin sağlıklı kalmasını sağlamak için düzenli olarak temizlik yapmalısınız. Yaprakların düşmesi, Bitki kalıntıları gibi olumsuz etkileri engellemek için bitkilerin etrafını temizleyin. Ayrıca, yabancı otları ve zararlı böcekleri kontrol etmek için düzenli olarak bitkileri gözlemlemeli ve gerekirse müdahale etmelisiniz. Tüm bu adımları izleyerek kızılcık ve kara dut bitkilerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve iyi bir verim elde etmenizi sağlayabilirsiniz. Dördüncü tohumlar ve hekim. Kırmızı ve siyah frank üzüm şarabı yetiştirmek için kaliteli tohumlar bulmak çok önemlidir. Tohumları güvenilir bir tedarikçiden satın almak, İyi bir hasat elde etmek için temel bir adımdır. Tohumları ekmeden önce, toprağı iyice hazırlamak gerekmektedir. İyi dren edilen bir toprak seçilmeli ve yabancı ot ve diğer bitki kalıntılarından temizlenmelidir. Toprağa sağlıklı bir bahçe toprak karışımı eklemek. Bitkilerin besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacaktır. Tohumları ekmek için uygun bir ekim çukuru hazırlayın. Çukurlar, tohumların yerleştirileceği derinlikte ve aralıklarla kazılmalıdır. Tohumları düzgün bir şekilde yerleştirin ve hafifçe bastırarak toprağa yerleştirin. Daha sonra toprakla hafifçe örtün ve su ile ıslatın. Ekimden sonra düzenli olarak sulamı yapmak ve bitkilerin büyümesini uyarabilmek için doğru miktarda gübre kullanmak önemlidir. Frank üzümü bitkileri, nemli toprağı sever. Bu yüzden sulama sıklığına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca bitkileri sağlıklı tutmak için legum miktarda gübre kullanılmalıdır. Tüm bu adımlar, sağlıklı ve verimli bir bahçe frek üzüm şarabı yetiştirilmesine yardımcı olacaktır. Tohumların ve ekimin önemi Kırmızı ve siyah frank üzüm şarabı yetiştirme sürecinde dikkate alınması gereken temel adımlardan sadece birkaçıdır. Kaliteli tohumlar ve doğru ekim teknikleri, Başarılı bir şarap üretimi için temel unsurlardır. Sulama ve gübreleme. Kırmızı ve siyah frank üzümünün doğru büyümesi için sulama ve gübreleme önemli bir role sahiptir. Bitki, su ve besin maddeleri almak için gün koşullara ihtiyaç duyar. Sulama, bitkinin su ihtiyacını karşılamak ve bodur dalların gelişimini desteklemek için önemlidir. Ayrıca, bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Sulama, topraktaki nem düzeyine bağlı olarak düzenli olarak yapılmalıdır. En iyi sonuçları elde etmek için toprağın nem içeriğini sürekli kontrol etmek önemlidir. Sulama işlemi için uygun bir zaman, bitkilerin aktif büyüme döneminde gerçekleştirilmelidir. Bitkiler Su almak için köklerini yayabilecekleri ve geliştirebilecekleri yeterli bir alana ihtiyaç duyar. Gübreleme, bitkilerin ihtiyaç duydukları besin elementlerini sağlamak için önemlidir. Kırmızı ve siyah frenk üzümleri, azot, Fosfor ve potasyum gibi bir dizi besin maddesine ihtiyaç duyar. Bitki gelişimi ve meyve oluşumu için bu elementlere yeterli miktarda sahip olmak önemlidir. Gübreleme işlemi Bitkilerin büyüdükleri ve meyve verdiği dönemde gerçekleştirilmelidir. Gübreleme aşaması Gübre türü miktar ilk büyüme dönemi azotlu gübre 50 gram Bitki başına meyve verme dönemi kombine gübre 100 gram Bitki başına gübreleme işlemi sırasında gübreyi kök bölgesine eşit bir şekilde dağıtmak önemlidir. İyi bir gübreleme, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik edecek ve meyve verimini artıracaktır. Doğru sulama ve gübreleme uygulamalarıyla, Kırmızı ve siyah frank üzümü sağlıklı bir şekilde yetişecektir. Şaraphane kırmızı ve siyah üzüm, büyüme. Şaraphane kırmızı ve siyah üzüm, büyüme sürecinde belirli adımları takip etmek önemlidir. Bu adımlar, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar ve kaliteli üzüm üretimi için gereklidir. Toprak hazırlığı, şaraphane üzüm için verimli ve iyi drene edilen bir toprak seçmek önemlidir. Asitli topraklar, üzüm bitkisinin büyümesi için en uygun olanlardır. Toprak, bitkinin ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlamak için ve şekilde gübrelenmelidir. Tohumlama ve ekim, Şaraphane üzümü bitkisi genellikle fidan olarak yetiştirilir. Tohumlama ve ekim işleminden önce tohumları yıkayıp temizlemek önemlidir. Daha sonra uygun bir toprak ortamına ekilirler. Sulama ve gübreleme, üzüm bitkisi düzenli sulama ve gübreleme ihtiyacı duyar. Sulama işlemi, bitkinin topraktaki nem seviyesini korumak için düzenli olarak yapılmalıdır. Gübreleme ise bitkinin besin ihtiyacını karşılamak için önemlidir. İlk büyüme dönemi, şaraphane üzümü bitkisi, ilk büyüme döneminde özellikle dikkat gerektirir. Bitkinin toprak seviyesinde stabil ve güçlü bir tutunma sağlamak için destek gerekebilir. Ayrıca, istenmeyen yabancı otların temizlenmesi de önemlidir. Orta büyüme dönemi, şaraphane üzümlü bitkisinin orta büyüme döneminde, düzenli olarak budama yapılması gerekir. Bu, bitkinin şeklini korumasına ve üzüm salkımlarının daha iyi gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca, Bitkinin zararlı böcek ve hastalıklardan korunması için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Çapa ve bakım. Şaraphane üzümlü bitkisi büyüdükçe çapa ve bakım işlemleri de önem kazanır. Yabancı otların ortadan kaldırılması, toprağın gevşetilmesi ve bitkinin genel bakımı, kaliteli üzüm üretiminin devamını sağlamak için yapılmalıdır. Şaraphane kırmızı ve siyah üzümün büyümesi yanlışsız bir şekilde gerçekleştirildiğinde verimli bir üzüm bağı elde etmek mümkündür. Bu adımları takip ederek bitkinin sağlıklı ve güçlü büyümesini sağlamak, kaliteli şarap üretimi için önemlidir. 7. Büyüme sürecinin ilk aşaması, kırmızı ve siyah frank üzümü, büyüme sürecine çeşitli aşamalardan geçerek başlar. İlk olarak, Tohumlar toprağa ekilir ve doğru şekilde yerleştirme yapılır. Toprak kalitesine dikkat edilir ve uygun şekilde hazırlanır. Tohumlar ekildikten sonra sulama ve besleme işlemleri başlar. Frank üzümü bitkisi düzenli sulamaya ve uygun miktarda gübrelemeye ihtiyaç duyar. Sulama, bitkinin köklerini nemli tutmak için önemlidir ve gübreleme, bitkinin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sağlar. Büyüme sürecinin ilk aşamasında bitkiler Fidan haline gelecekleri zamana kadar korunmalıdır. Toprak pH seviyesini kontrol etmek ve istenmeyen otları temizlemek, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için önemlidir. Bu aşamada bitkilerin dezenfekte edilmesi ve zararlı böceklerin kontrol edilmesi gerekebilir. Toprak hastalıkları ve zararlı böcekler, bitkinin büyüme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle düzenli kontrol ve müdahale yapılması önemlidir. Frank üzümünün büyüme sürecinin ilk aşaması, bitkilerin kök sistemlerinin gelişmesi ve güçlenmesi ile sonuçlanır. Bu aşama tamamlandığında, bitkiler daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceklerdir. 8. Orta Büyüme Dönemi Bu büyüme döneminde, kızılcık bitkisi artık sağlam bir kök sistemi ve gelişmiş yapraklarına sahiptir. Bitki Güneş ışığına ihtiyaç duyar ve doğru bir şekilde sulanmalıdır. Güneş ışığı bitkinin fotosentez yapmasını sağlar ve gelişmesine yardımcı olur. Dikkatli bir sulam yapılmalı ve toprak sürekli nemli tutulmalıdır. Ancak aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır çünkü bu bitkinin köklerinin çürümesine yol açabilir. Bitkiye uygun miktarda gübre verilmeli ve toprak düzenli olarak gevşetilmelidir. Orta büyüme dönemi Bitkinin çiçeklenme ve meyve verme sürecine hazırlık yaptığı bir dönemdir. Bitki enerjisini kök sistemine ve meyve oluşumu için gerekli besinleri elde etmeye odaklar. Bu dönemde bitki daha dayanıklı hale gelir ve hastalıklara ve zararlılara karşı direnç kazanır. Bitkiyi bu dönemde düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Zararlılara karşı koruyucu önlemler alınmalı ve gerekirse ilaç uygulanmalıdır. Ayrıca bitkinin gelişimini izlemek için yapraklarının ve gövdesinin durumunu kontrol etmek önemlidir. Sağlıklı yapraklar parlak ve canlı olmalıdır yavaş yavaş sararmamalı veya zarar görmemelidir. Ayrıca bitkinin gerektiği gibi büyümesini sağlamak için ihtiyaç duyduğunda desteklenmelidir. Bu dönemde bitkinin düzenli olarak beslenmesi de önemlidir. Bitki için uygun besin maddeleri sağlamak, meyve verimini artıracak ve bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdüreceği bir ortam sağlayacaktır. Organik gübreler bitki için en iyisidir. Çünkü bitkiye doğal besin maddeleri sağlarlar ve toprağın verimliliğini artırırlar. Orta büyüme dönemi, kızılcık bitkisinin kök sistemini güçlendirdiği ve meyve üretimi için hazırlandığı önemli bir dönemdir. Bitkinin ihtiyaçlarına uygun şekilde sulanması, gübrelenmesi ve zararlılara karşı korunması önemlidir. Bu dönemde bitkiyi yakından izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek başarılı bir hasat elde etmek için kritik öneme sahiptir. 11. Kızılcık ve siyah frank üzümünü kullanarak şerbet yapımı, hasat ve saklama. Hasat, kızılcık ve siyah frank üzümü bitkileri yaz mevsiminde hasat edilir. Meyveler olgunlaştığında, Rengi derinleşir ve tada daha tatlı hale gelirler. Hasat etmek için, meyveleri koparırken sapını da bırakmalısınız. Bu, bitkinin daha fazla meyve üretebilmesi için önemlidir. Saklama, hasat edilen kızılcık ve siyah frank üzümlerini taze şekilde kullanmak istiyorsanız, bir süre buzdolabında saklayabilirsiniz. Meyveleri hava geçirmez bir kapta saklamak, tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, Meyveleri kurutarak veya dondurarak da saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kızılcık ve siyah frank üzümleri, Tatlılar, smoothie'ler veya meyve suları için harika bir ilave olabilir. Not: Şerbet yapımı için kullanılacak meyveler taze veya kurutulmuş olabilir. Özellikle kış aylarında kızılcık ve siyah frank üzümünü kurutarak saklamak daha uygun olabilir. 11. kırmızı ve siyah üzüm şarabı Hasat ve depolama. Üzüm şarabının üretimi için kırmızı ve siyah üzümler hasat edilmeli ve doğru şekilde depolanmalıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte üzüm şarabının hasat ve depolama süreciyle ilgili bazı ipuçları. Hasat zamanı üzümün olgunluğuna bağlıdır. Üzümler, renklerinin tam olgunlaştığı ve tatlarının en iyi hale geldiği zaman hasat edilmelidir. Hasat edilen üzümler bozulmasını önlemek için dikkatlice seçilmelidir. Yabancı cisimler, çürümüş veya hasar görmüş üzümler çıkarılmalıdır. Hasat edilen üzümler temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. Nemli bir ortamda üzümler çürüyebilir ve şarap üretiminde kötü tatlar oluşabilir. Üzümler uygun sıcaklıkta ve havalandırma sağlanabilen bir ortamda depolanmalıdır. Genellikle 20 ila 25 santigrat derece ve yüzde 50-70 nem seviyesi uygun kabul edilmektedir. İdeal depolama süresi, üzüm türüne ve bölgeye bağlıdır. Genellikle, üzümler en fazla 1 ila 2 hafta boyunca depolanabilir. Daha uzun sürelerde, üzümler bozulabilir ve şarap kalitesi düşebilir. Üzümler depolanırken, üzerlerindeki saplar ve diğer bitki artıkları temizlenmelidir. Bu, Olumsuz tatlar ve aromaların oluşmasını engeller. Bu ipuçlarına uyarak kırmızı ve siyah üzüm şarabının hasat ve depolama sürecini en iyi şekilde yönetebilir ve kaliteli bir şarap elde edebilirsiniz. İpuçları: Üzüm hasat edilirken olgunluğuna dikkat edilmelidir. Hasat edilen üzümler iyice seçilmeli ve bozulmuş üzümler çıkarılmalıdır. Üzümler temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. Depolama sıcaklık ve nem düzeyi uygun olmalıdır. Üzümler depolanırken sap ve bitki artıkları temizlenmelidir. 21-27